dertten kurtulmazmış. Türkiye yol üstünde bir bağ. Her geçen bir üzüm kopartmak istiyor izinsiz. Türkiye çok güzel bir sevgili. Herkes bu sevgiliye sahipkar olmak istiyor. Namuskarı biziz. 77 milyonuz. Bu topraklar çok önemli topraklar. Ve hep darbelerle, sağ sol kavgalarıyla, Alevi-Sünni kavgalarıyla, Kürt-Türk kavgalarıyla bizi tedip etmişler, terbiye etmişler. Bizi korkutmuşlar ve Türkiye'nin büyümesini engellemişler. Çünkü siz büyüksünüz. Bin yıllık Anadolu topraklarında yaşayan en büyük imparatorlukları siz kurmuşsunuz. Dünyanın 5 büyük imparatorluğu var. Bunlardan 3'ünü Türkler kurmuş. Büyük Hun İmparatorluğu Atilla'nın, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Selçuk Bey'in, Dukatoğlu Kınık boyundan Selçuk Bey'in ve ardından Ertuğrul Gazi Kayı boyundan Ertuğrul Gazi'nin Osmanlı'nın kurmuş olduğu Osman Gazi'nin kurduğu Osmanlı devleti. 623 yıllık bir devlet. İmparatorlukların hayatı 300 yıldır kardeşlerim. 300 yıldır. Ama 623 yıl yaşayan Osmanlı istisnadır. Şimdi bu topraklarda sizin büyüyeceğinizi biliyor Batı dünyası. Siz büyürseniz onlar küçülür. Onlar büyürse siz küçülürsünüz. Onun için sizi küçültmek istiyorlar. Churchill'in bir sözü var. Türkler 85 kilodur. 80 kilo inerlerse 85'e çıkartın. 90'a çıkarlarsa 85'e indirin. Türkler ne olmalıdır, ne ölmelidir, hep sürünmelidir. Ve bunu darbelerle yapmışlar. Bunu zaman zaman kirli ve şantajcı sermayeyle yapmışlar. Zaman zaman kirli ve şantajcı medyayla yapmışlar. Zaman zaman bunu oligarşik bürokrasiyle yapmışlar. Ve sizin seçtiklerinize hiçbir zaman için tam ve kamil manada aktör olamamışlar sizin seçtikleriniz. Hep birileri iktidar ortak olmuş. O söylediklerin bu dört tane sınıf iktidara ortak olmuşlar. Ve Menderes ortak olmamak istemiş, asılmış. Özal ortak olmamak istemiş, belki zehirlenmiş. Muhsin Yazıcıoğlu meydan okumuş, öldürülmüş. Erbakan meydan okumuş, iktidardan alaşağı edilmiş. Recep Tayyip Erdoğan da direnmiş arkadaşlar şimdiye kadar. Ve Recep Tayyip Erdoğan da başarma konusunda çok büyük mesafe kat etmiş. Ve bence Türk siyasi hayatının kahramanları vardır. Başbakan olan, Cumhurbaşkanı olanlar arasında. Ben eskiden Recep Tayyip Erdoğan'ı 4'e koyuyordum, şimdi ise 2'ye koyuyorum, Atatürk'ten sonraki adam diyorum. Önce Özal'ı koyuyordum, Menderes'i koyuyordum ama bu 17-25 Aralık operasyonlarından sonra, Gezi olaylarından sonra, Kobani olaylarından sonra, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra da çok önemli bir misyonu ifa ettiğini görüyorum. İradesinin büyük olduğunu görüyorum arkadaşlar. Ve 1995'li yıllarda işte 28 Şubat dönemlerinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun direnişi var orada arkadaşlar. Yani o zaman darbe yapacaklar. Muhsin Yazıcıoğlu darbeyi önlemek isteyen adam. Erbakan'ı uyaran, Çinleri uyaran, Demirel'i uyaran, hatta Demirel Erbakan başbakanlığı bıraktıktan sonra eski MÜSİAD başkanı Yalımerez'i başbakan yapmak istedi. Hatırlarsanız eğer daha sonra yine bir profesör Doğu Ergin'in desteklediği Kürt raporunu, tırnak içinde söylüyorum, Doğu raporu ve Kürt raporunu yazan adamı başbakan yapmak istedi, Muhsin Yazıcıoğlu direndi. Türkiye muhafazakardır. Bugün Türkiye'de daha çok sağı seçmenin oyları mecliste temsil edilmektedir. Doğru Yol, ANAP, Refah, Büyük Birlik gibi bunların içerisinden birisi başbakan olursa desteklerim ifadesini kullandı. Demirel'e çıktı ve şunu söyledi kapıdan çıkınca. Yalıveres'in başbakanlığını kabul etmiyorum. Türkiye'nin bölünmesi için raporlar yazanlar başbakanlık yapamazlar. Türkiye İran yapmayacağız. Türkiye İran olmaz. Türkiye Cezayir olmaz ama Türkiye'yi de Suriye yaptırtmayacağız ifadesini kullandı. Yani darbe yaptırtmayacağız. Çevik bir gibi adamlar ha. Bu işte 28 Şubat dönemindeki güya bu faktörlere, bu figürlere darbe yaptırtmayacağız ifadesini kullandı arkadaşlar. O dönem içerisinde 28 Şubat postmodern bir darbeydi biliyorsunuz. Benim tespitimle 1960, 1971, 1980 bizim bedenimize musallat oldu. Ama 28 Şubat postmodern darbesi bizim ruhumuza musallat oldu arkadaşlar. Tırnak içinde söylüyorum, hanımefendilerden özür diliyorum. Yatak hikayelerinden şeriat tehlikesi çıkartmak isteyen ve bu şekilde Türkiye'yi terbiye etmek isteyen, Türkiye'yi bir yerlere peşkeş çekmek isteyen, millet iradesini mecliste temsil ettirmek istemeyenlerin Türkiye'deki projeleriydi bu. Ama Muhsin Yazıcıoğlu buna direndi. Hem Erbakan'ı uyardı, hem Çiller'i uyardı. Bunlara karşı. Ardından da Çiller'in başbakanlığı konusunda da her türlü açık çekiverdi biliyorsunuz.
Yani madem bunlar seçildiler, anlaştılar kendi aralarında, Erbakan erken bırakıyor başbakanlığını ve şimdi ise Çinler başbakanlığı alıyor, operasyon yapılmamalıdır. Demirel'e çıktı ve uyarılarda bulundu. Ama Demirel kabul etmedi bunu ve kendisi azınlık hükümeti kurulması noktasında Sayın Ecevit'e görev verdi o zaman, biliyorsunuz. Böyle bir ortam oluşturmak istediler. Muhsin Yazıcıoğlu o 7 milletvekiliyle Refah ANAP iktidarında ve Refah Doğu Yol Partisi iktidarında çok da önemli işleri imza attı. Önemli imzalardan bir tanesi o günlerde hatırlarsanız eğer İtalya'da Kürdistan sürgün hükümeti kurmuştu Abdullah Öcalan. Muhsin Yazıcıoğlu Doğu Türkistan şu an o güne kadar bütün Türk dünyasında ülkeler bağımsız olmuştu biliyorsunuz. Sadece Doğu Türkistan Çin'in hala hegemonyası altında. O zaman onları parlamentoya, Türkiye Cumhuriyeti parlamentosuna çağırarak Doğu Türkistan sürgün hükümetini açıklamıştı orada. Bu Çin'e meydan okumak demektir. Yani sen 7 milletvekiliyle berabersin. Biz çekiç güç oylamalarına da hep ret oyu verdik arkadaşlar. Ve bize o zaman o 7 milletvekiline her türlü açık çek verilmişti arkadaşlar. Her türlü. Ve her türlü de tehdit yapılmıştı. Erbakan'ı başbakan yaparken de bize tehditler gelmişti. Biz ayrıldığımız zaman Büyük Birlik Partisi'ni kurarken de bize büyük tehditler gelmişti. Ve Refah Partisi, Anavatan Partisi'nin iktidarını, Doğru Yol Partisi iktidarını kurarken de bize büyük tehditler gelmişti. Çekiç güç oylamalarında da bize büyük tehditler geldi. Hem büyük imkanlar önümüze sunuldu, hem büyük tehditler geldi. Bence o 7 milletvekili bir kahramandı. Hakikaten. Yani satın alınmamak, siyasette satmamak ve satın almamak çok önemli bir mahir özellik arkadaşlar. Çok önemli bir asalet, çok önemli bir asil özellik. Ve çekiç güç oylamalarında Muhsin Yazıcıoğlu Amerikan Büyükelçiliğinden gelen herkese de res çekti. 46. paralelin üzerinde bir devlet kuracağınızı biliyorum ve bu devleti de Suriye'ye, İran'a ve Türkiye'ye teşmil edeceğinizi, Büyük Kürdistan hayali içerisinde olduğunuzu biliyorum ve Büyük Ermenistan hayali içerisinde olduğunuzu biliyorum, size müsaade etmeyeceğim. Milletvekili olduğum sürece çekiç güç oylamalarının tamamına ret oyu vereceğim dedi. Ve ret oyu verdik arkadaşlar. Bunu başka hiçbir lider yapamadı. Hiçbir lider yapamadı bunu. Sadece Muhsin Yazıcıoğlu yaptı ve Muhsin Yazıcıoğlu üstadım. Şimdi bitireyim ondan sonra devam şey yapalım. Tam yerinde. Muhsin Bey yapmadı da yanındakileri nasıl sakladı? Onu soracağım ya. Nasıl anlamadım? Muhsin Bey sakladı, iradeli bir adam. Seçtiği adam nasıl tuttu, onlar da sakladı 7 kişi. Arkadaşlar. O 7 kişi nasıl seçilmiştik de onlar da sakladı diyor. Maya meselesi, nasip meselesi. Yani maya meselesi bu. Bir de lidere inanmak. Biz bu adamla ölüme gideriz. Biz bu adamla, bu adam bizi satmaz. Bu adam korkusuz, yiğit adam. Doğrudur kararı. Aynı şeye inanmak çok önemli. Kim vatanını satar arkadaşlar? Tayyip. Ay tabii Tayyip Erdoğan da çok önemli bir adam. Yani zaten önemli bir adam olmasa 9 defa seçim kazanamaz. Türkiye'de bu kadar Badri'yi atlatamaz arkadaşlar. Ergenekon, Balyoz, Ay Işığı, Sarı Kız bu operasyonları atlatamaz. Ve ardından 367 garabetini atlatamaz. Ardından parti kapatmayı atlatamaz. Ardından 17-25 Aralık operasyonunu atlatamaz. Gezi olaylarını atlatamaz. Kobani olaylarını atlatamaz arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı seçimini atlatamaz. Herkes bir araya gelmiş. Burada lider olduğunu gösteriyor Recep Tayyip Erdoğan. Ben bugün AK Parti'nin milletvekili olduğu için söylemiyorum bunları. Benim geldiğim yer belli. Ben 12 yıl önce Sülük Ocakları Başkanıyım. 7 yıl cezaevinde kalmış bir adamım. 17 yıl Büyük Birlik Partisi'nde Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği, Yüksek İşare Kurulu üyeliği ve genel başkan yardımcılığı yapmış bir adamım. Ben bu 38 yıl yaşamış birisiyim. Ben 4 yıldır AK Parti'deyim. Ve Recep Tayyip Erdoğan bugün Türkiye'de bence çok önemli bir misyon ifa ediyor. Korunduğuna inanıyorum maneviyat tarafından. Çok önemli bir misyon ifa ediyor. Ve Muhsin Yazıcıoğlu da Recep Tayyip Erdoğan'la çok samimiydi arkadaşlar. Yani Recep Tayyip Erdoğan'la ikisi de birbiriyle direkt görüşebilecek kadar çok samimiydiler. Mesela Abdullah Gül'ün hatırlarsanız seçilemediğinde
Mehmet Ağar'ın, Erkan Mumcu'nun parlamentoya girmediğinde, çekindiklerinde, birilerini tehdit ettiğinde, Muhsin Yazıcıoğlu parlamentoda olsaydınız ne yapardınız diye sordular. Abdullah Gül'e girerdim ve Abdullah Gül'e oy verirdim dedi.